Herkese selam dostlar. Karavanımızın eski tesisatı. Yolun kenarında olduğumuz için böyle gürültülü sesler olabilir. Kusura bakmayın şimdiden. Karavanımızın eski tesisatının tamamını sökmemiz gerekiyor. Çünkü yeni planda hiçbiri olmayacak. Bu yüzden bu şekilde kablolarımızı teker teker sökeceğiz. Kutulayacağız ve sonra yeni tesisat için yeniden kablolama işlemi yapacağız. Karavanda elektrik tesisatı neden önemli ve neden kusursuz olmalı? Çünkü çok büyük tehlikeler çıkartabilir başımıza. Elektrik bu sonuçta, yangın olabilir vesaire olabilir. O yüzden doğru ekipman, doğru kablo, hepsini anlatacağız. Hazırsanız başlayalım ve bu süreç nasıl ilerliyor hep beraber görelim. Şimdi onların üzerine yazacağız değil mi tekrar? Kablolara yazacağız. Kablolara yazacağız ki bağlantı yaparken ona göre bağlantı yapalım. Bu nereye gidiyormuş? Neymiş bu? Gerek yok. Onun uğraşması daha zor. O arada tesisatını çektim, bu şekilde etiketledim. Kablo bölümünü toparlamamız 1 saatte biter. Daha kolay olacak işlemimiz. Tamam. 110 geldikten sonra metre sen değil mi? Büyük ihtimalle şuradan başlayacak ya. Şöyle. 110 geldiğimiz zaman nereye iniyor? Oradan mı 110 geliyor? Buradan. Sevgili dostlar, bir önceki karavanı yaparken her şeyi kendim yapmıştım ve çok yalnızdım. Artık değilim, ustalarım var. Abi hemen kısaca sen kendini tanıt ya. İsmim Emre Herçelebi. Aşağı yukarı 7 yıldır karavan sektöründeyim ve sadece elektrik işi yapıyorum. Uzmanından elektrik tesisat alıyoruz. Özgür ben de. Özgür abim çok kameraları sevmiyor değil mi? Çok sevmiyor ama iki ustamla birlikte şimdi yanmaz demeyelim de alev ilerlemez kablo değil mi? Alev iletmez kablo ile birlikte tesisatımızı çekiyoruz. Onun da testini yaptık, hemen böyle izleyin. Yakıyorsunuz, ilerlemiyor arkadaşlar. Ve ne kullanacaksak, örnek veriyorum, şofben var, priz var. Ona göre kalınlıkta kablo, ki burada bir şofben kablomuz var. Kaç kalınlıkta bu abi biliyor musun? 3x2.5 kalınlığında şofben kablosu. Bir de diğer spotlar için veya işte nişler için başka incelikli bir kablomuz var. Tesisatımıza başladık. Yeni plana göre ilerliyoruz. Ortalama 1 saat, 1,5 saat sürecek. Ve elektrik tesisatımızı bugün bitirmiş olacağız. Siz de kendiniz yaparsanız arkadaşlar, çok detay varmış. Ben öğrendikçe ustalarımdan size aktarıyorum. Yaparken dikkat edeceğiniz noktalar olacak. Şimdi bana diyorlar ki Suat, abi karavanı niye satıp yenisini yapmadın? Ya karavanı satıp niye yeni bir karavan alıp yapmadın diye soruyorlar. Sence niye? Şimdi ben, biliyorsun beni, ben bir eski Ford kullanan bir arkadaş olarak. Aynen. Arkadaşlar bir de tabii karavan camiasının içerisinde olarak. Ford çok güzel bir araba. Öncelikle onu söyleyeyim. Arkadan itiş bir karavanda olmazsa olmaz özelliklerden bir tanesi bana göre. Keşif yapmak istiyorsa, çok gezmek istiyorsa, istediği yere girip çıkabilmek dağdan, istiyorsa. Dağdan bayırdan inmiyoruz. Bizim karşılaştığımız yer bile arkadaşlar Mersin'in dağlarıydı resmen yani. Birlikte 2021 yılında Mersin'de Adam Kayalara yürümüşüz. Onun da YouTube linkini şuraya bırakalım. Yani o kadar yıllarca hani araç kullandık. Daha bir kere bile ben ne çamurda kaldığımı bilirim adam akıllı, ne yolda kaldığımı bilirim. Ama bir Ducato kullanıcısı olsaydım şu anda sana derdim ki abi lanet ettim, çamura girmiyorum. Ha. Yani, çünkü ya mantıken şöyle düşün. Bu arabaların çekeri 3,5 ton abi. Evet. Tamam mı? Sen zaten içini yapıyoruz, su depon dolu geziyorsun, kendi bireysel eşyaların var dediğimiz zaman 3,5 ton limitine çok yakın sınırlarda geziyorsun. Evet. O yüzden bir de önden çekiş olduğu zaman birazcık böyle kaygan zeminde toprak olsun, çamur olsun, yağmurlu hava olsun abi, araba çekmemeye başlıyor. Bir de benimki çift dingil olduğu için 4750'ye kadar da resmi olarak yük taşıyabiliyor. Tabii ki de biz o kadar doldurmuyoruz aracı ama
En büyük, ya bu aracı satmamamın sebebi arkadaşlar, 130 bin kilometrede bir araç şu an yani 700-800 bin bantında. Tabii. Ve ben kendi aracımı çok iyi tanıdığım için, bakımlarını zamanında trigger kayışını 120 binde değiştirdiğim için ya, masraf açmayacak bir aracı yenilemek mantıklı geldi. Bir de Ford'un şöyle bir güzelliği var, dağın başında kalsam bile mutlaka Ford'dan anlayan birisini buluyorsun. Ya da Ford parçası yani, bulabiliyorsun. Ya da parçasını bulabiliyorsun. İşte aynen, böyle güzellikleri var. O yüzden var karavanı değiştirip yeni bir karavan almadım. Büyük bir karavan alıp kamyon bir karavan da yapabilirdim ama bugün mazot 40 lira. Bir ay sonra öyle, 50 TL olmayacağının garantisi yok. Kesin olacak. Ve kilometrede, 100 kilometrede 30 litre 40 litre yakacak bir araçla gezemeyiz. Ben bugün bu işi yaparken gezmeyi tercih ettim arkadaşlar. Karavanı değiştirmemin sebebi de bu. Mantıklı mı abi? Bence de. Sonuna kadar katılıyorum. Her yer kablo oldu. Bu karavanda daha fazla ışık ve daha fazla priz olacak. Gizli aydınlatmalar da fazla. Tabii işte DC araçtan şarj. O ve bas da gelecek, evet. Şu kısımdan. Ve bas da diye yazı var abi. Etiketleyelim. DC'yi de ön taraftan mı çekeceğiz? Onun kablosu daha kalın. Şu kırmızı siyah olan. Kırmızı siyah olan şuradaki kablo var. Araç şarj, araç çalıştığı zaman ya da yolda gittiği zaman, çalıştığı zaman da etkili mi yoksa eder. 14.4'ün üzerine çıktığı zaman araç aküsü arkayı şarj etmeye başlar. Başlar. Noktaya geldik. Karavanın iç kısmının renklerini seçeceğiz ve ben hafta için bir renkle ilgili bir anket yapmıştım. Çoğunluk tip dedi. Emin olabilirsin. Yani bir araba tip. Evet, senin araban da tip. Genel olarak bir tipi şeyi vardı ve insanların hayran duyduğu bir durum söz konusu. Diğer arada kaşmirle şey antreskini yaptım. Antreskini ve kaşmir yaptım. İkisi de güzel olabilir. Şimdi renk seçimi. Evet. Şimdi renklerimiz şöyle. Burada işte beyaz var. Bu? Cappuccino, ceviz, bronz devam ediyor böyle. Bu dolap seçimi yapacağız. Sierra meşe çok tutulan ve sevilen, bir de Sonomo değil mi? Sonomo da çok. Evet, renk olarak bayağı açık renk. Herkesin sevdiği renklerden bir tanesi bu, tik arkasında olabilir mi Deniz abi? Evet, arkası da tik. Yani şöyle zaten masada da birbiriyle kayboldu bakın. Şöyle bakıldığı zaman ikisi de tik oldu. Şimdi bu herkeste olan bir model. Evet, ferah gösteriyor. Beyazla birlikte yan yana kullandığın zaman güzel olur. Görüldüğü klasik gibi klasik bir görüntü var. İçeride Deniz abinin araçlarından bir tanesinde var. Onu da çekelim, şurada gösterelim. Parlak beyaz. Evet, şöyle. Benim arabada parlak beyaz var mesela. Bunun bu. Tabii. Daha şık bir görüntü. Bu dolaplarda bunu kullandım. Gövdelerde bunu kullandım. Dolaplarda da onu kullandın. Dolaplarda da. Dolap kapaklarında parlak ve kapaklarda beyaz. Onu kullandın. Ha, beyaz mı kullandın? Kapaklar beyaz, parlak beyaz. Parlak beyaz. Şimdi bu ikisi çok popüler bir renk ve dar alanda, küçük alanda çok ferah bir görüntü oluşturuyor. Ama herkeste bu var. Ama biz deli olduğumuz için. Herkeste bu olduğu için ben bu iki rengi elemek istiyorum. Ben senin düşünceni de öğreniyorum ama herkeste o var zaten. Tamam. Bana fark etmez. Farklı bir şey yapmak istiyorsun. Daha farklı olsun istiyoruz bu sefer. Yani şu an mesela bilmiyorum, karavan camiasında çok araba var da kesin seçeceğimiz renklerin içerisinde seçilmiş renkler de olabilir ama biz bu sefer daha farklı olabilir. Ne düşünüyorsun? Olabilir. Var mı kafanda bir şey? Ya ben daha koyu, cevize yakınım ya. Çünkü cevizin bir zengin duruşu var abi. Modern bir duruşu var. Sen ne diyorsun? Zengin duruyor. Zengin duruyor. Zengin duruyor. Bence ceviz. Yani ambiyans ışıklarıyla falan gayet güzel duruyor. Evet, bu... Bir de bu seferki karavan elektriğini çektik ya mesela, çok fazla led ve gizli aydınlatma yaptık. Bu kadar aydınlatmanın olduğu yerde koyu renk çok sırıtmayacaktır diye düşünüyorum. Bir de bizim iki camı açtık ya, arka tarafta iki cam kapalıydı. Koyu rengin tek sıkıntısı ne biliyor musun? Arkadaşın elinden bezi çok fazla düşmeyecek. Ha, temizlik. Nasıl elinden? Tamirlerinden. Evet. Sadece ben temizleyeyim. Yani ben de temizlerim. Deniz abi. Yani arada bizi temizleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Peki cevizin yanına en güzel ne olur? Önerin var mı? Deniz abi. Cevizin yanına. Yani dolabın... Şimdi ceviz, ceviz dolap kapakları olursa, kapaklar olur. Kapaklar ceviz. Tamam. Bu sefer duvar ve... Duvar rengi seçiyoruz. Evet. Seçmemiz lazım. Duvar rengi açık renk bir
Duvarlarımız kumaş zaten. Bir kısmı kumaş, evet. Ama mesela mutfak dolapları, işte iç banyo dolapları... Ana gövdelerden bahsediyorum. Ana gövdelerden bahsediyorum, evet. Şöyle yan yana koysana cebize. Şu renk sanki, değil mi? Şu rengin adı neydi? Kapuçino muydu? Yok, şu kaşmir. Bu kaşmir. Evet. Çok güzel duruyor. Aa, evet. Bu arada kameradan da çok belli olmuyor ama hafif kısarsak... Beyaz gibi gözüküyor. Beyaz gibi gözüküyor ama beyaz daha beyaz kaşmir. Beyazın yanına koyalım. Evet, şimdi oldu abi bak. Şu iki renk bence çok uyumlu. Evet. Onlar evet gerçekten... Evet, biraz koyu olabilir ama bence şu iki renk karavanda güzel duracaktır. Evet, çünkü çok fazla o tik işte yine burada açık ahşap renklerini seçtiler. Çünkü karavan deyince akla ferahlık geliyor. Bir de tik geliyor ama bu iki rengin de nasıl olacağını insanlar görsün istiyoruz. Abi, ahşapları seçtik Deniz abi. Peki bunun yanına kumaş ne olur? Şimdi bir de bizim tavan, hemen gösterelim. Tavan kısmı da kaplanacak, yanlar da kaplanacak. O yüzden buna uygun bir neye ihtiyacımız var? Kumaşa ihtiyacımız var. Krema yapın kumaş. Bakalım kumaşlara. Hadi getir bakalım sen kumaşları. Evet, getir bakalım. Bence sol taraftakileri getir. Ha, onlar duvar olmaz değil mi? O şey mi? Minder. Minder keten tarzı bir şeyler. Keten. Onu problem yaşarsınız. Burada 500 tane renk var. Şimdi şu ikisini de alalım. İkisine koy. Mesela şöyle şu alanda. Ben sana buldum ya. Şu tarz bir şey. Evet. Doğru. Doğru, çok doğru. Uzak çok uzak kaç koy hemen mesela. Neyi koyayım aşkım ona? Şöyle. Şu dolap rengi. Kahverengiyi koy. Birlikte şu renge değil mi? Evet. Şunun arasındaki renk çok az ya, baksana. Güneşte satanın farkına varamazsın. Evet. White Atlas. Baby face diyor. Hepsi White Atlas. White Atlas yazıyor da. Ama 0302 numaralandırması var onların. Sence 0203 gibi. Sen çok fark etme değil mi? Yok, yani. Güneşte de çok fazla güneşte fark etmez. Güneşte de fark etmez. Şöyle üçü bence çok güzel. 0 bir... Üç güzel. Evet, olabilir. Bu renk güzel bir renk. Tamam. Renge karar peki, verdik. Peki bu renk hangi renk aşkım? Aynı renk mi? Bu renk. Onun kartelası farklı aslında. O farklıdır, evet. Her firmanın iki farklı. Bu Atlas'ın. Yani bu her firma aynı değil. Renk. Ben bu üçüne tamamım. Tamam. Çok güzel tamam olacak. Çok karavanda orada. Çok hızlı karar verdik mi? Çünkü Deniz Bey ne istediğimizi biliyoruz. Yani içerisinde. Evet şöyle çünkü olmamış yani şu an yapılmayan daha çok tercih edilmeyen bir rengi tercih ettik. Bir daha şık. Zaten her zaman kafadan atabilirler az çok. Şu rengi kafada belirlemiş. Evet gibi. Cemiz vardı. Dolap üstlerinde de hangi ışığı kullanacaksın? Amber olursa biraz şey olabilir, çok sarı olabilir içerisi. Cevizde nasıl durur bilmiyorum ama gün ışığı var mı yok mu? Neon'da vardır diye tahmin ediyorum. Gün ışığı olursa daha güzel durabilir ama senin amber rengi dediğin bir noktaya iki noktaya karavanda koyarsak acayip olabilir. Evet. O amber kesinlikle şık olabilir. Mesela banyoda niş düşünüyoruz. Nişin içi amber olursa güzel olabilir mesela. Ya da mutfaktaki dolabın altı. Dolabın altına koymayız ya. Nişe olur mu yine? Nişe olur. Nişe ama neon olmaz. LED olur. LED koyulur o zaman. Yani... Neon kırılmıyor çünkü galiba değil mi? Tabii. Dönemiyorsun yani böyle. Ya dönerse çok rahat istediğin şekli alamazsın. Anladım. Neon da alamayız. Neon çünkü silikon gibi olduğu için. Evet o biraz o, daha zor. Tabii o sıkıntı. Ama LED'de katlayarak da yürüyebiliyorsun. Problem olmuyor. Evet. LED'de tek kütüyorum nokta ışık veriyorsun. O gözüküyor doğru. Neon'da dümdüz. Dümdüz bir ışık. O zaman neon yapabileceğimiz yerlere birlikte karar verelim. Biraz şekillensin. Zaten tesisat çektik biz ama ışığı seçmek kalıyor geriye. Hani ona birlikte o karar veririz. Onu karar verirsek. Aynen. Biz, alırsın. Mutlu musun? Mutluyum. Bence muhteşem olacak. Merak ediyorum. Ben de merak ediyorum. Hayalimizdekiyle. 2 ay sonra hayaliniz gerçekleşmiş olur. Şaka yapıyor. Çıkıp elleri çok çabuk hemen evet. Biraz daha. Kesinlikle. Yani bir işe başladığınızda Deniz abi gördüğünüz gibi böyle 3-5 günde bayağı hızlı kendini ilerliyorsunuz. Yanlış bir reklam yapıyorsunuz. Neyse, biz en kısa sürede bitireceğiz ona inanıyorum. Zaten başladık, bir kısmını ilerledik. Bundan sonrası da çok hızlı ilerler. Ustaların elleri de hızlı.
Deniz abi de bize yardımcı şey yaparsa oluyor, yardımcı oluyorlar. Nasıl? Her konuda yardımcı oluyor, sıkıntı yok. Hep zaman konusunda nasıl? Nasıl hızla hemen bitirelim diyor. Ya hemen gerçekten bitirmek istiyoruz da işte ama olmuyor yani. Ya evet, bazı şeyler çıkabiliyor, şey oluyor. Onlar hiç problem değil. Şu an usta hastalandı, gelemiyor. Evet, ustamız hastalandı. Canlı canlı gördük. Herkesin ustası o. Hepimizin baş ustası. Evet. Neyse. Renkleri seçtik. O zaman evet, çalış. Ustada da geçmiş olsun. Geçmiş olsun diyelim, diyelim buradan Murat abiye de. Devam edelim o zaman. Bakalım bundan sonraki süreç nasıl olacak. Ne var buradan gittiğinde? Evet, sürpriz ya abi. Ah be. Renge bakar mısın şuna ya? Abi çok iyi ya. Çok iyi vallahi. Allah. Tamam, buradan sonrası biz abi. Ellerinde şurada görmüş olduğunuz her bir ne deniyor buna? Kolon deniyor değil mi abi? Kolona çıtalama işlemi yapacağız ki üzerine ahşap koyduğumuzda vidalamamız kolay olsun. En baştan başladık. Hadi bakalım. Somun yok abi, hiçbir şey yok. Çıkarttık orayı. Niye gelmiyor? Yukarıdan destek olayım mı? Kuş yuva yapmış be. Arabayı çizmeyin ha. Yandan mı devam ediyoruz? Kamil'in arabasına bugün başladık. Kamil'cim mutlu musun? Abi ilk günkü gibi ya. 4 yıl önce tekrardan bu işleri yapmak acayip bir durum. Ne güzel çalıştırıyorsun sen abi. Ben çalışırım abi. Çalışkanım. Eline sağlık. Eyvallah kardeşim. Günün sonunda güzel bir iş çıkacak ortaya ya. 4 yıl önce başladım usta. Biraz yukarı. Bir tık onu açtığına alabilirim. Tamam. Şu an aynı tabi. Yapıştırabiliriz. Suat. Hocam. Şeyin GoPro'nun şarjı var mı? GoPro burada değil. Götürdüm. Götürdüm. Çünkü şey. Yarın çekmeyeceğim. Şöyle. Onu kese mi? Hı? Ucunu kese ha. Yetiyor mu? Biraz daha uzun olmalı bak. Sıfıra sıfır. Bravo be başkan. Şu arada kaldı. Bunun çivisi mi yoktu? Varmış. Ne bekle abi. Dün çivi atayım.
var vidanın ortasında. Vidanın ortasında ortalık. Sen çizebildiğin kadar ver, oradan gerisine ver. Bu kabloların tamamını çıkartmak için de buradan kocaman bir alan. Sevgili dostlar, bir karavan yapmak gerçekten çok zor ama daha önceden yapılmış bir karavanı bozup yapmak daha da zor. Çünkü yeni yaptığınız planda pencere yerleri tutmuyor, hek yerleri tutmuyor vesaire vesaire. Dünya kadar problem çıkıyor ama olsun, sonunda güzel bir şey çıkacak. Bakalım ne yapıyoruz? Çalışmaya devam ediyoruz. Abi daha sen bir şey çerçeve yapmayacağız mı buraya?